Bisiklet dostu şehir unvanına sahip Sakarya'nın sevilen programı Haydi Sakarya Bas Pedala, Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla hazırlanıyor. Haydi Sakarya Bas Pedala programın 5.'siyle karşınızdayız. Haydi Sakarya Bas Pedala programı başladığından beri Adapazarıların ve bisiklet severlerin büyük ilgisini görüyor. İşte biz de bisikleti biraz daha tanıtabilmek, bisikleti biraz daha sevdirebilmek için bu programa aralıksız devam ediyoruz. Ayda bir yaptığımız bu program sizler için ekranlara geliyor. İşte Haydi Bas Pedala Sakarya programı başlıyor. Yaslanın arkanıza, programı izlemeye başlayın. Haydi Sakarya, Bas Pedala. Adım Ahmet Efe, soyadım Çalışkan. Sakarya'da doğdum. Bisikletle ne zaman, kaç yıl önce tanıştın? Kaç yıl önce tanıştım? Benim bisiklette şu anda 6-7 senem var. Peki nereden böyle yani bisiklet süreyi? Bende nereden başladı? Ben kendi çapımda da zaten bisiklet tamir ediyorum arkadaşlarımın elimden geldiği kadar. Ya bende bisiklet çoğu zaman böyle YouTube'da hareket yapan insanlardan özendim. Sonra BMX'e başladım. İşte BMX'li birkaç insanın üzerine atladım. Maksimum 6-7-8 kişi. Hatta videoları da var. Bisiklet bende çocukluk hatırası gibi bir şey. Her çocuğun zaten evet. Bisiklet. Evet. Her çocuğun hayali. Okula bununla mı gidiyorsun? Ne yapıyorsun? Ya okula çoğu zaman bisikletle gidiyorum. Elimden geldiğince. Tabii kış şartlarından dolayı bisikletle gidemiyoruz. Çok fazla kayıyoruz. Artı arabalar bize önem vermiyor artık. Yani korna çalıyorlar, üstümüze sürüyorlar. Sürücülere seslen. Yani şahsen biz de sizin gibi insanız. Sizden bir farkımız yok. Altınızda araba olabilir. Bizim altımızda bisiklet var. Ulaşım aracı bu da. Bu da ulaşım aracı sonuçta. Hatta Sakarya zaten bisikletli olarak seçildi. Bisiklet seven şehir. Aynen. Ama işte biraz daha dikkatli olursalar, sonuçta biz de aynı canı taşıyoruz sizlerle. Tabii siz araba içindesiniz, size çok fazla bir şey olmuyor sonuçta. Canımıza kastetmeyin. Yani canımıza kastetmeyin. Seni tanıyorum. Benim adım Yunus abi. Yunus, bisiklet keyfi nedir? Yani bisikleti bize tarif edersen nasıl edersin sana göre? Evet. Senin dünyanın. Çok güzel bir şey abi, sürece daha iyi oluyor. Güzel bir ulaşım aracı. Evet, daha bir yere gideceksen çok şey daha iyi oluyor. İstediğin yerde doğru. Evet. Devam. Bu kadar abi. Neler yapıyorsun bisikletle mesela? Hep okula mı gidip geliyorsun sadece? Mahallede geziniyorum abi. Sürüyorum ben sadece abi. Ben hareket yapamıyorum. Ben biraz daha akrobasi yapıyorum. O akrobasi fazla şey yapmak tehlikeli. Bir de sağlık dostu bisiklet. Evet abi. Mesela? Evet. Mesela ciğerlerimiz açılıyor abi. Devam et ama. Kaslar çalışıyor. Aynen. Sonra? Vücuttaki yağları yakıyorsun. Aynen. Refleks arttırıyor. Evet. Ayrıca refleks arttırıyor bisiklet zaten. Sağlık çoğu dostu. Zaman. Sağlık dostu çoğu zaman. Evet. Seni tanıyalım. Ben Yağız Kağan. Yağız kaç yıldan beri bisiklet sürüyorsun? Ben 7-8 yıldır bisiklet sürüyorum. Nasıl bisiklet keyfin? Güzel. Dağ tepeden iniyoruz. Merdiven tarıyoruz. Tabii kask, eldiven, ekipmanlarla birlikte. Tehlikeli işler yapmıyoruz. Yapıyoruz ama şey var, güvenlik var. Peki okula da bisikletle mi gidip geliyoruz? Yok, yürüyerek. Peki ne tür bisiklet tercih ediyorsun mesela? Alırken bir bisiklet alırken? Dağ bisikleti toplama. Toplama niye toplama? Parçaları tek tek topluyoruz. Dağ mı yürüyorsun? Hı hı. Kendi konforuna göre. Peki araç sürücülerin buradan bir mesajın, bir uyarın var mı bisiklet sürücüleri için? Daha dikkatli olurlarsa daha iyi olur. Ne açıdan dikkat edin? Mesela trafikte gidiyoruz. Çoğunlukla üzerimize geliyorlar. Yol atsın. Aynen. Senin isim soyad? Serkan abi, Serkan. Salim. Serkan, senin bisiklet biraz daha değişik. Biraz daha böyle aksamları biraz daha kalın. Ne model bu, ne bu? Abi bu Rock Rider ST540 diye geçiyor. Biraz pahalı. Ben ne hayalimdi zaten. Çalışıp aldım bunu. Sen bu bisikletten çok iyi anlıyorsun herhalde. Ben freeride sporu yapıyorum abi. Freeride'da dağ iniş demek, merdivenlere girmek. Öyle. Herhangi bir spor kulübünde misin? Değilim ama ileride yarışlara katılacağım. Nerede hedef? Uludağ. Türkiye içi yarışlar olur ya, Uludağ falan. Peki, ya da Gölcük. Bir de Sakarya'mızda bu Ayçiçek Vadisi'nde uluslararası bisiklet yarışları falan. Evet, oraya gidiyor musun? Ne yapıyorsun? Oralara gidiyorum abi, oraya giriyoruz da alıştık yani oraya artık. Başka yarışlara katılmak için. Oraya katılmadım hiç ama girdik yani. İzledin mi onu? İzledim. Kendimiz de girdik de yarışlara katılmadık. Nasıl keyifli bir ambiyans bunlar? Ne var orada? Bir anlatsana. Abi.
Şimdi nasıl söyleyeyim? Oraya giriyorsun ama biraz bayağı dik yerler var. Böyle düşmemek için kendimi zor tutuyorum. Biz bir de her gittiğimizde yağmurlu oluyordu oralar, çamurlu. Şimdi Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Üce bu bisiklet sporlarına çok önem veriyor. Birçok spor önem veriyor ama bisikleti de ayrı bir şey veriyor. Sakarya bisiklet seven bir şehir. Evet abi, ben şey demek istiyorum. Bisiklet parkı, skate park diye geçiyor. Onlardan Sakarya'da bir iki tane var. O da eksik kalıyor. Çoğundan da çıkartıyor bizi patenciler. Söyle. Sen buradan kime sesleniyorsun? Belediye başkanı. Belediye başkanı. Sakarya'ya birkaç tane daha böyle bisiklet süreceğimiz için böyle küçük bir park yapsalar, böyle skate park yapsalar memnun oluruz yani. Bütün herkes, benim 50-60 kişi arkadaşım var bisiklet. Hepsi de rahatsız bu durumdan. Giremiyoruz yani. Böyle bir eksiklik var diyorsun. Evet. Yani bir tane skate park yapsalar büyük, bence gayet hoş olur. Evet, burası da Adapazarı Gar Meydanı, en yoğun olduğu yer. İşte burada bisikletli, yani bisiklet sürücüleri geldikleri ve park ettikleri yer, yoğun bir şekilde bisikletler de burada park halinde. Çünkü genelde ulaşım için bisiklet artık Sakarya'da ağırlıklı şekilde kullanılmaya başladı. Bunun da işareti sokaklardaki, park halindeki bisikletleri görüyorsunuz. Evet, Adapazarı hangi köşesine bakarsanız bakın, dünya bisiklet şehri olduğu için işte arkamda görüyorsunuz, bisikletler de burada. Çünkü vatandaşlar bisiklet kullanmaya daha özen gösteriyor, bisiklet kullanıyorlar. Burası tam Gar Meydanı'nın yan tarafı, katlı pazar yerin olduğu hemen başı. İşte görüyorsunuz buralarda sayılar hayli fazla bir şekilde bisiklet var, bisiklet parkı yapılmış. Çünkü bisikleti seven şehir. İşte bisikleti seven şehri nereden anlarsınız? Sokaklarda bisiklet görürsünüz, ya bisiklet ilerlerken ya da bisiklet park yerlerinden anlayabilirsiniz. İşte bizde Adapazarı'nın birçok sokaklarında böyle bisiklet park yerleri var. Onlardan biri burası da. Sevgi Usta. Peki bu bisiklet sürmeye ne zaman başladın? Bir hikayesini anlatır mısın? Bisiklet nedir? Sana göre hobi mi, spor mu, nedir? Bir anlatırsan. Valla Sakarya için ne hobi ne de spor. Ulaşım aracı birincisi. Ben emekli biriyim. Hem ekonomik hem sağlıklı. Sağlıkçıyım ben de. Çevre dostu. O egzoz dumanından falan. Yani duman falan çıkarmıyor. Kaç yıldan beri kullanıyorsunuz? Ben yaklaşık 10 yıl falan orada herhalde. Nasıl başladın? İki tekerlekli kullanamıyorum maalesef. Onun için üç tekerlekli aldım. Emekli olduktan sonra çarşıya, markete, kızıma gitmek gezerek için kullanıyorum. Aynen. Nasıl bu bisikletin keyfi? Valla çok keyifli. İstediğin yazın yerde, yazın çok keyifli. Havalı gidiyorsun. Hem Covid'den dolayı dolmuşlarda, otobüslerde kalabalıktan uzak duruyorsun. Aynen. Sağlıklı. Yani her konuda avantajlı. Ekonomik. Daha ne diyeyim? Yani dolmuş ücretleri olmuş 6 küsür lira. Aynen. 6 küsür lira. Serdivan'da oturuyorum ben. 6 küsür lira, evet. 6 lira. Şimdi o yüzden şunu soracağım. Bisiklete bindiğin zaman pedal çeviriyorum, bütün kasların falan çalışıyor. Evet, sağlıklı. Hem metabolizmanı hızlandırıyor vesaire. Aynen. Böyle. Bir sağlıkçı aynen olarak onları da anlatırsan. Aynen. Böyle. Tabii ki bütün kaslar çalışıyor. Ekstra bir antrenman yapmaya gerek yok. Yani yürüyüşten daha avantajlı vücut için. Vücut yağlarını da yakıyorsun tabii, bu kaslar aynen bütün hareket ediyor. Yağ tutmuyor ki zaten bisikletle. Ve form tutuyorsunuz, yağlar kasa dönüşüyor. Dolayısıyla her yönden sağlıklı yani. Ben çok seviyorum bisikleti. Peki şimdi çok hanımlarımız genelde hamurları yerler, kilo alırlar. Sonra da yürüyüşe çıkarlar. Onlara böyle bir bisiklet tavsiyesi aynen yapar mısın? Bence önce hamur işlerini bıraksınlar. Sonra da bisikleti tavsiye ediyorum. Şiddetle tavsiye ediyorum. Tanışsınlar. Bütün sporlardan daha güzel bisiklet.
Hem amacınıza ulaşıyorsunuz, gideceğiniz yere ulaşıyorsunuz. Hem ücreti, yani her konuda avantajlı bisiklet. Ekonomik sonuçta. Ekonomik, sağlıklı. Yani bir de şehir olarak bisikleti uygun. Seven. Bir de dünya bisiklet şehri. Evet, burada yapılıyor. Yani. Evet, evet, evet. Onlara katılamadım maalesef. Katılamam zaten ben amatörce. Ya unvanı var sonuçta. Yani tabii ki. Bisiklet yaygınlaşıyor bile Sakarya'da. Tabii ki. Buranın düz olması çok büyük avantaj. Mesela ben Kırşehirliyim. Kırşehir'de böyle bisikletle dolaşamazsınız şehir içinde. Orası daha engebeli. Yokuşları, bayırları var. Virajları çok. Sakarya bu konuda çok çok avantajlı. Yani tepeler hariç, Hızırtepe, Maltepe, Serdivantepe hariç. Çok dağınık da değil, yakın yani, birbirine şehir. Evet, evet. Erenler'den Serdivan'a rahatlıkla 2-3. İstediğin rahatlıkla. Aynen. Ben çok memnunum. Herkese de tavsiye ediyorum. Haydi Bas Pedala Sakarya programına konuk olduğunuz için çok teşekkür ederim. Ederim. Size hayırlı pedal çevirmeler. Sağlıklı günler dilerim. Cumhurbaşkanlığı 2021-2023 Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi ve 2021-2023 Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı uygulamasından yola çıkılarak bisiklet sürüş teknikleri eğitimine yönelik proje kapsamında 3 pilot ilden biri olan Sakarya'mızda hazırlıklar tamamlandı. Adapazarı Kaymakamı Dr. Oktay Kaya, Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürü Tuncay Morkoç, Temel Eğitim Genel Müdürlüğü Daire Başkanı İbrahim Ataş ve İl Milli Eğitim Müdürü Ebu Bekir Sıddık Savaşçı'nın katıldığı etkinlikte bakanlığımız tarafından okula kazandırılan bisikletleri, kask, dizlik ve çeşitli güvenlik ekipmanlarını teslim alan öğrenciler. Öğretmenlerin eşliğinde güvenli sürüş alanlarını kullanarak bisiklet turu yaptılar. Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce müsabakalarda başarı gösteren sporculara bisiklet hediye etti. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, ulusal ve uluslararası müsabakalarda başarı gösteren sporcularla bir araya geldi. Sporun farklı branşlarında dünya, Avrupa, Balkan şampiyonalarında derece elde eden, Türkiye'de katıldıkları organizasyonlarda kürsüye çıkan sporcuları kutlayan Başkan Ekrem Yüce, başarılarından dolayı sporculara bisiklet takdim etti. Başarı emek istiyor. Emek olmazsa başarı olmuyor. Hiçbir şey tesadüf değildir. Ne derler? Gayret. Başarı gayrete aşıkmış. Kader gayrete aşıkmış. Yani gayret gösterdiği zaman Mevlam karşılığını veriyor. Sizler Sakarya'mızın ve Sakarya Büyükşehir Belediye Bünyesi'nde ciddi manada müsabakalarda derece alan kardeş. Bünyemizde 29 branş var. Her branşta ciddi müsabakalarımız var. Bu müsabakalarda sizler ciddi madalya alıyorsunuz. Birinci oluyorsunuz, dünya şampiyonu oluyorsunuz. Ve karşılığını veriyorsunuz. Ben her birinizi teker teker tebrik ediyorum ve karınca kaderci olarak bütün sporcu arkadaşlarımıza, başarı kazananlara her birinize birer tane bisiklet hediye ediyoruz.
Bisikletler hayırlı olsun inşallah. Tabii ki bu başlangıç. Hele bisikletleri verelim. Sizler Derece almaya devam ettiğiniz müddetçe biz de hediyelerimizi ve sizleri takip edici, sizlerin hayatınızı kolaylaştırıcı ve de hayatınızda çok ciddi anılar oluşturabilecek her türlü imkanı, her türlü desteği, her türlü bir takım tatipleri yapmaya gayret göstereceğiz. Yani dediğim gibi bu ilk aşamada bisikletle başlıyoruz. Bundan sonra siz başarıları getirin, biz ödüllendirelim. Başarı sizden, ödül bizden. Seven şehirde Sakarya Büyükşehir Belediyesi 40.40 rota projesini meclisten geçirerek start veriyor. Kamu sektöründe son ödemeler etmeyenler o güne kabul edilmiştir. Malum bunun ilkini bu sene gerçekleştirdik. Genç Katılımcılar Projesi'nde çok ciddi katılım oldu. Gençlerimiz, evlatlarımız, üniversitelerde yaşayan olanlar projede yer aldılar. Ve bunu belirli birimlerde değerlendirdik. Sonra halk oylaması yaptık. Birinciyi seçtik, altı kategori yarışmalar oldu, 10 kişiye ödül verdik ve gençlerimizi Sakarya Büyükşehir ve Sakarya bünyesinde hizmet edebilecek projeler konusunda teşvik ettik. Yani gençlerimizi belediyelerle birleştiriyoruz. Çok bereketli bir proje oldu. Bu konuda destek veren, gayret gösteren tüm çalışma arkadaşlara teşekkür ediyorum. Sağ olun. 63. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı'nın Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda Doğu Marmara Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen 2022 yılı Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından bisiklet onarım park istasyonlarının konulu projenin başvurusunun yapılması ile ilgili gerekli belgeleri imzalamaya Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'ye yetki verilmesine ilişkin 7-11-2022 tarih ve 64.355 sayılı yazısı. Başkanım, projenin adı 40 rota, 40 molaymış. Bunu da belirtmek istedim. Kabulü teklif ediyoruz. Kabul edenler, etmeyenler oy bile kabul edilmiştir. 40 rota, 40 nokta.
Yani noktalar rotalar. Yani rota belli güzergah. Nokta güzergahları olan belirlenmiş olan yerler. Burada kapı olacaktır, bisiklet kapı olacaktır, bedava şey olacaktır. Barıştır rota tek mola olarak verdiler de onun içine sıçramışlar. Aynı şey de mola değil biraz apartır. 40 rota, 40 nokta. Yani 40 tane rotamız var. Bisikletle ilgili 40 rotada da 40 tane noktamız var. Oralarda kafeler, kafeler var ve bisiklet tamir merkezleri var. Bisiklet bozuldu. Hiç araba gerek yok. Ya oraya biz hepsi yenisini verir, ya yenisini verir yani. Bedavadan bisiklet tamirci yapıyoruz. Evet öyle, öyle yani. Onun için bisiklet deyince menüslerimizin tamamına birer bisiklet hediye etmeyi buradan davet ediyoruz. Hayırlı olsun inşallah. Başkan Yüce Belediye Meclis üyelerin tamamına birer bisiklet hediye edeceğini açıklandı. Mecliste sevinç alkışı koptu. Bisiklete binmek, pedalı çevirmek, istediğiniz yere, istediğiniz gideceğiniz yere ulaşabilmek. Keyifli bir ulaşım aracı. Hem çevreci hem de sağlık dostu bisiklet. İşte pedal çevirdikçe hem vücudunuzdaki yağları yakıyorsunuz hem de kaslarınız hareket ediyor. Bisiklet dostu Sakarya artık hem okullarda hem de normal sivil vatandaşlarında kullandığı ulaşım aracı. Çok da keyifli. Birkaç tane de bisiklet derneği var. O bisiklet derneği toplu bir şekilde programlar yapıyorlar. Şehrin çeşitli yerlerini toplu şekilde geziyorlar. Hem turizm açısından hem de bisikletlerin şehri gezmesi çok farklı bir şekilde keyif veriyor. Sapanca Gölü etrafı Büyükşehir Belediyesi tarafından dört bir yanı bisiklet yolları inşaatına başlandı. Kısa süre sonra tamamlandıktan sonra Sapanca Gölü'nün etrafını bisikletle tur yapabileceksiniz. Bu da yeni bir bisiklet turizmini getirmiş olacak. Çünkü her bisiklet sever, başka illerden gelenler buralarda bisikletlerle tur atabilecekler. Bunun etrafında bisiklet kafe, bisikleti tamir ettirmek veyahut da bisikletin tekerin havası indiği yerlerde orada da onarım işlemleri de yapabileceksiniz. Sapanca Gölü etrafında yeni bir bisiklet turizmi başlıyor.